Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Hisar Mahallesi'nde yine uygun fiyatlı güzel bir villa tanıtmaya geldim. 0-1 yapı burası. 3+1 4 milyon 100 bin TL ile satışta. Çok büyük bir pazarlık beklemeyin. Artık bu fiyatlara bulunabilecek en mantıklı yerlerden bir tanesini izleyeceksiniz. Bitişik nizam ama tamamen müstakil. Ön tarafa bakıyor. Zaten girişler ayrı. Müstakil tadında güzel bir yer. Hatta buradan denizi de görebiliyorsunuz. Ön tarafta güzel bir teras alanı var. Palmiye ağaçlarının biraz temizlenmesi gerekiyor. Harika bir deniz manzarası var. Aslında Didim'in her yerinde deniz manzarası var. Üç tarafımız da denizlerle kaplı. Her yere de çok yakın. Sahil yönünden bir sıkıntımız yok burada. Yüzün üstünde koyumuz var. Her yerden denize girebiliyorsunuz. Sadece Altınkum'u baz alarak gelmeyin. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Merkezi konumda Sağlık Ocağı'na, semt pazarına yürüme mesafesinde en yakın denize de 4-5 kilometrelik bir uzaklıkta. Yani burada araç şart. Zaten yol cepheli dedik. Girişler ayrılmış gördüğünüz gibi. Ön tarafta bir teras alanı var dedik. Birazdan çıkacağız tekrardan. Isı pompası taktırıp istenirse kat kalorifer sistemi de zaten hazır. Burada doğalgaz tesisatı kullanabiliyorsunuz. Girişimiz bu şekilde. Arka tarafın girişi de arka taraftan. İstenirse duvar biraz daha yükseltilebilir. Çimçitle daha güzel olacaktır. Kapalı bir vaziyette kullanabilirsiniz. Biraz hızlıca içeriye geçtik. Arkadaki insanları da rahatsız etmemek istiyoruz. 60'a 120 seramik yapılmış. Girişte salon mutfağı açılan bir kapımız var. Tam karşıda banyo lavabomuz var. Şöyle yapılabilir. Şuradan değil mi? Kapatılabilir istenirse. Buradan bir geçiş bırakılır. Çift taraflı ahşap sütunlarla kapatılıp en azından lavabo ile salonun arası tamamen kapanmış olur. Televizyon ünitesinin yeri burada ama yanlış olmuş bence. Karşı taraf alınırsa çok daha iyi olacak. Çünkü girişte televizyon olmaz. Ama burayı niş olarak yapmışlar. Bunlar çok basit bir madde. Bunları hemen kaldırabilirsiniz. Problem değil. Karşıya zaten televizyon tesisat alanı hemen alınır. Güzel de olacaktır. Merdivenin korkulukları yapılacak. İlk önce lavaboya bir bakalım mı? Eve girdik, elimizi yıkadık gibi. Vitra'nın gömme rezervuarı. Yerde 60'a 120 koyu renkte, siyah renkli bir seramik var. Salon kısmında da beyaz, içerisinde de antrasit renklerin bulunduğu bir seramik var. Mutfak köşeye alınmış, L şeklinde bir tezgah yapılmış. Çimstone, tezgah arasında da seramik kullanılmış. Üste ve altta lake dolaplarımız mevcut. LED spot aydınlatmalar var. Aydınlatmayı gösteremiyoruz. Bunun nedeni de arkadaşlar elektrik yok evde. Elektrik bağlantısı hemen ev aldıktan sonra abonelik yaptırarak kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel değil mi? Teras kısmı da harika. Artı buradan deniz manzarası çok güzel duruyor. Tabii biraz daha böyle sabah saatlerinde çok daha net bir manzara görebilirsiniz. Bunun nedeni de öğle sonları ya da öğleye yakın buharlaşma daha fazla olduğu için biraz daha böyle uzaktan net bir görüntü elde edemiyoruz. Gayet güzel bir salon mutfağımız var. Merdivenler geniş. Artık bu fiyatlara bulunabilecek en iyi villalardan bir tanesi. Daire fiyatını alabileceğiniz 4 milyon 100 bin TL'ye sahip olabileceğiniz güzel bir villa geziyoruz. Şimdi orta katlı 2 tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Dediğim gibi korkuluklar yapılacak, öyle teslim edilecek. Çok küçük, hatta sembolik bir pazarlığı var. Burada banyo lavabomuz mevcut. Duşa kabinin içerisi geniş tutulmuş. Artı böyle buzlu cam kullanılmış. Vitra'nın gömme rezervuarı. Buradaki markaları dokunmaya çalışıyorum ama göremedim. ECA'ya benziyor. Çamaşır makinesinin yeri de burada. Ama terasta çamaşır makinesi çok daha iyi olur. Kapılar lake. Onları da atlamayalım. Şöyle merdiven boşluğunu gösterir misin? Bak şurada çok güzel. İki tane aplik kullanmışlar. Harika duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Keşke yanarken nasıl bir ışık yaydığında görebilseydik onu. İlk odadan devam edelim. Gayet güzel bir oda. Arsanın şekline göre aslında evin şekli de devam ediyor. Burada hafif bir çaplık var ama bu arsanın, özür diliyorum, odanın kullanımını engellemiyor arkadaşlar. Yani yatak buraya geldiğinde karşıya dolabı rahatlıkla sığdırabiliyorsunuz. Ve çok da göze batmıyor. Simetri hastalarının da rahatsız olmayacağı bir şekilde. Zeminde masif, ceviz renginde harika güzel bir seramik kullanılmış. Süpürgelikler de 10 santimlik yine ahşap renginde kullanılmış. Yatak başlığında da spotlar var ama keşke yakabilseydik. Aydınlatmasını da gösterirdik. Televizyon tesisat alanımız burada da mevcut. Şu öndeki taş villayı daha önce çekmiştim ben. Hatta 6-7 sene önce orası tekrar satılıktı. Şimdi alanlar İngilizlere geçti. İngilizlerden sonra tekrar birileri aldı. Böyle güzel bir odamız var. Yine şuraya bir dolap yapılabilir. Gömme dolap yapılacak en iyi yer burası. Gayet de güzel olur. Hem odanın da metrekaresinden çalmamış oluruz.
Yatakta böyle gelebilir. Çocuk odası olarak da kullanabilirsiniz. Buranın korkulukları da yapılacak. Birbirine çok yakın duruyor ama arada bir yolumuz var arkadaşlar. Böyle kameranın açısından büyük ihtimal yakın görebilirsiniz orayı. Onun da uyarısını yapayım. Bizi YouTube kanalımızdan ya da Facebook kanalımızdan takip edebilirsiniz. Facebook'ta da Ali Emlak yazmanız yeterli. İki taraftan da videolarımızı yayınlıyoruz. İki farklı kanalımız içinde farklı farklı projelerimiz var. Yakında onları da göreceksiniz. L şeklinde güzel bir koridorumuz var. Terasa buradan çıkış var. Biz burayı bir gezelim. Sonrasında buradan çıkarız terasa. Artı bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Güzel. Vitranın gömme rezervuarı yapılmış. Burada duşakabin takılmamış. Takılacak ama bence yarım cam takısı çok daha güzel olmaz mı? Değil mi? Harika olur. Sen dikkat et. Korkuluklar yapılmamış. Düşme geriye. Çünkü burası biraz tehlikeli duruyor. En kısa sürede orası da yapılacak dedik. Buradaki odada da seramik kullanılmış. Yine güzel oldu arkadaşlar. Yani bu artık daire parasına baktığımız yerlerden bir tanesi. Bir tane daha var elimizde. O da hemen şurada. O da 3.950.000 TL. Artık ikisi de son kalan ucuz yerlerden. Bu yüzden biraz izlerken, eleştirirken fiyatına göre eleştirmek gerekiyor. Çünkü çevrede artık 7-8 milyonlar konuşuluyor bitişik nizam villalarda. Yatak başlığı böyle gelecek. Karşıya ya da buraya dolap sığdırabilirsiniz. Artı terasımız var. Teras da güzel. Kötü değil. Gerçekten güzel. Beklentilerimin üstünde. Çamaşır makinesi için burada bir yerimiz var. Ya da böyle bir tezgah yaptırıp altını çamaşır makinesine ayırıp üst tarafında bir küçük mini mutfak haline getirebilirsiniz. Şurası zaten devlet arazisi. Önümüzde bir yol var. Yanımızda arsa var ama önümüz yol zaten böyle. Ama şurası devlet arazisi. Böyle baktığınızda da zaten biraz tepeden bakıyoruz her yere. Diğer taraftan yine deniz manzarasını görüyorsunuz ama buraların tamamı son 2 yılda yapılan evler. Gayet de güzel bir bölge. Gelişime açık bir bölge. Fiyatların her gün değişebileceği bir bölge. Ki zaten fiyatları siz görüyorsunuz sürekli artıyor. Bu artışlardan da etkilenmemek için arkadaşlar bir an önce eğer böyle bir düşünceniz varsa evinizi alın. Kesinlikle alın. Kışın daha da yüksek artışlar gelecektir. Enflasyon %58 açıklandı. Bugün açıkladı TÜİK. Şimdi %58 enflasyonla beklentilerin yine üstünde bir enflasyon geldi. İlla ki artışlar olacaktır. Yakıta yine zam geliyor. Demire, betona yine zam geliyor. Arsa fiyatlarına zaten kimse yetişemiyor. Fırsat bu fırsat. Ne zaman alırsanız dün bir laf vardı. Bugün yarından daha ucuz diye. Bir borsacı bir abimiz söylüyordu. Bugün yarından daha ucuzdur. Almak istediğinizi bugünden alın diye. Ya da tam tersiydi. Tam hatırlayamıyorum şu an ama kafamda karıştı sıcak hava. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin, güzel bir villa gezdik. 3 artı 1 4 milyon 100 bin TL'ye bence alınabilecek villalardan bir tanesi. Bakmak için aramanız yeterli. Kanalımıza abone olup videolara da yorum ve beğeni atarsanız bize destek vermiş olursunuz. Kendinize iyi bakın.